Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomda birçoğunuzun aslında müzdarip olduğu bir konuya parmak basacağız. Arka bacak kas grubunu gevşetmeye çalışacağız. Biliyorsunuz eğer bacaklarınızın arkası uyluk bölgesinden topuğa kadar bir gerginlik varsa bu gerginlik en çok bel ağrılarına ama ilerleyen dönemde de duruş bozuklukları ile birlikte boyun ağrısına kadar uzayan bir tablo önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bu videomda size özellikle yattığınız yerden hatta oturduğunuz yerden bu esneme egzersizlerini göstermek istiyorum. Gün içerisinde birkaç defa uyguladığınızda özellikle arka tarafın gevşek oluşu hem karın bölgesini rahatlatacak hem omuz bölgesini rahatlatacak. Gerçekten zincirleme bir şekilde duruşunuza çok fayda sağlayacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin şu egzersizleri göstererek videomuza giriş yapalım. Açıkçası birçok yolu olsa da bugün size arka bacak bütün kas grubunu nasıl gevşeteceğinizi iki yöntemle göstermek istiyorum. Zaten çok fazla egzersize vakit ayıramadığınız için bu iki yöntem ister yatarak ister oturarak uygulayacağınız yöntem gerçekten arka bacağı çok iyi hissetmenizi sağlayacak. Bu iki egzersizi yaparken sizden ricam mutlaka ama mutlaka söylediğim şekilde uygulayın. Bu pozisyonda, uzun oturuş pozisyonunda zaten birçoğunuz için biliyorum ki dizinizi sadece dümdüz yapmak bile arka tarafın gerilmesine neden olacak. Parmak ucunu da çektiğinizde bütün bu arka tarafı, özellikle şuradaki bacak kaslarını, biliyorsunuz buraya uyluk diyoruz, kaslarını hissedeceksiniz. Ama hocam ben zaten bunu yapıyorum, çok da hissedemiyorum diyenler, işte bu sizin için. Elinize bir kemer aldınız, lastik aldınız, havlu aldınız, çarşaf aldınız, hiç fark etmez. Ayağımın altından geçireceğim. Şimdi bu konuyla ilgili çok yanlış bilinen bir şey var. Herkes kamburunu çıkarıp bu şekilde kendini öne doğru bırakıyor ve zannediyor ki arka bacak kaslarını çok iyi geriyorum. Maalesef hayır. Öncelikle burada bile olsa aktif fizyo ailesi bunu çok iyi bilir. Her zaman bir dik duruş gerekiyor. İkincisi de şu. Ellerimle lastiği bu şekilde tuttuktan sonra parmak ucunu çekebildiğim yere kadar kendime çekip sırtımı düzleştirdikten sonra gidebildiğim son noktaya kadar mümkün olduğunca sırtımın düzgünlüğünü koruyarak gideceğim. Yani kamburumu çıkararak değil. Çünkü bu hareket üst sırtı ilgilendiren bir hareket değil. Bu hareket özellikle bel bölgesinden aşağı kısmı ilgilendirmeli ve özellikle bacağın tutunduğu kalça bölgesini germeli, değil mi? Dolayısıyla bu şekilde tuttuktan sonra gövden mümkün olduğunca dik pozisyondayken yaklaşabildiğim kadar yaklaştım. İnanın benim için de burası sadece inanılmaz bir gerginlik hissettim. Bu noktada içimden 15'e kadar gayet yavaş bir şekilde sayacağım. 15'e kadar saydıktan sonra yavaşça kendimi düzelteceğim. Gerekirse biraz dinleneceğim. 2 ve 3. seti yapacağım. Şimdi tekrar göstermek istiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Yaptığınızda gerçekten acı çekmemelisiniz. Yani evet o bölgede bir gerilme olmalı ama canınızı yakacak kadar bir gerilmeden bahsetmiyorum. Dolayısıyla sınırınızı kendiniz belirlemelisiniz. Bu şekilde banttan destek aldım, sırtımı düzleştirdim, gidebildiğim yere kadar. Aslında göğsüm şu şekilde neredeyse paralel gitmeye çalışıyor. Gidebildiğim yere kadar gittim, gerginliği hissettim. Aslında bu keyif verici bir gerginlik olmalı. Dediğim gibi asla canınızı yakmamalı. Burada içimden 15'e kadar sayıyorum. Saydıktan sonra yavaşça kollarımı bıraktım. Belimi, sırtımı ve bacağımı dinlendiriyorum. Dediğim gibi 2-3 defa 15 saniye bekleyerek uygulayabilirsiniz. Bir diğer soruda bana soracağınız gün içerisinde kaç kere tekrar edelim? Gün içerisinde 2-3 kez tekrar ederseniz arka bacaklardaki esnemeyi çok rahat görür ve gerçekten o bölgenin daha iyi hissettiğini ve gün içerisinde de bel ağrılarınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz. İkinci egzersizimiz de aynı mantıkta çalışan bir egzersiz ama size bu noktada bir püf noktası göstereceğim. Bu nedir? Bu egzersizi yatarak yapacağız. Bu şekilde ayağımın altından lastiği geçirdikten sonra bacağımı yukarıya dümdüz bir şekilde kaldıracağım. Burada dizinizin düz olması, karşı bacağın kesinlikle yerde olması önemli. Eğer bacağınız bu şekilde yükseliyorsa o zaman bu bölge için yeterli ve güzel bir germe yapmıyoruz demektir. Başımı yere koydum, bacağım dümdüz kendime çektim. Birçoğunuz için son nokta burası olabilir, burası olabilir ya da burası, buraya kadar dizini hiç kaldırmadan, karşı tarafı bozmadan gelebilir. Zaten buraya kadar geliyorsanız sizde esneklikle ilgili bir problem yok. Önce gönül rahatlığıyla onu söyleyelim. Buraya kadar geldiğinizi varsayalım. Bu noktada müthiş bir gerginlik başladı. Bu gerginliği uzun vadede çözmek istiyorsanız şimdi püf noktasını söylüyorum. Dizimi aşağıya doğru bastırıp sanki yere doğru bacağımı kapatacak gibi hamstring dediğimiz arka uyluk kas grubunu kasıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dedikten sonra dizimi düzelttim. Kası gevşek bıraktım. Şimdi ellerimden destek alarak kası biraz daha kendime çekiyorum. Yani kas gevşe metodu uyguluyoruz. Bu bir fizik tedavi metodu. Gerçekten müthiş fark edecek. Tekrar yapıyorum şimdi yeni geldiğim açıda. Dizimi büktüm. Bacağımı aşağıya doğru çekmeye çalışıyorum ama ellerim asla izin vermiyor. Lastikten tutuyor. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kasımı gevşek bıraktım. Dizimi düzelttim. Şimdi kollarımdan destek alıyorum ve bacağımı biraz daha çekiyorum. Bakın hala dizim düz seviyede. Buradaki bacağım da hala dümdüz pozisyonda kaldı. Bunu eğer bu şekilde kas gevşe metoduyla, yani 5 saniye kastım, biraz daha çektim. 15 saniye yukarıda bekledim. Yeni geldiğim açıda 5 saniye kastım. Tekrar biraz daha çektim. 15 saniye bekledim metoduyla yaparsanız kalçadan, bacağın arkasından ayak bileğinize kadar bütün arka tarafı çok iyi hisseder. Aynı zamanda çok iyi gerersiniz. Bu kas gevşe metodunu 2 veya 3 farklı açıda yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra sizden ricam biraz dinlenip birkaç dakika kasınıza izin verin gevşemesi için. Sonra tekrar kaldırdım. Aynı metodla lütfen germeyi uygulayın. Sadece bir kez yaparsanız gün içerisinde o bacağı buna alıştıramazsınız. Yıllar boyunca kısalmış bölgeyi bir anda gevşetme şansınız yok. Ama bu şekilde gün içerisinde 2 ya da 3 farklı seferde uygularsanız, az önceki söylediğim egzersizde de gün içerisinde oturarak birleştirebilirseniz gerçekten arka bacak kas grubunun çok iyi gevşediğini görebilirsiniz. Hem de çok iyi hissedebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi yattığınız yerden çok kolay bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Eğer bu video ile ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.